Merhabalar arkadaşlar. Bir kez daha İstanbul Tasarım Merkezi'nden herkese saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta ilkini yaptığımız bilim ve sanat seminerlerinin bu hafta ikincisini yapacağız. Ayrıştırdığımız, kutuplaştırdığımız bilim ve sanatı ortaklıkları, benzerlikleri üzerinden birbirine yaklaştırmaya çalışacağız bu seminerimizde. Kısaca hani sunumumun anlatacaklarımın bir planını vereyim isterseniz size. Sizin de kafanızda bir şema oluşsun. Bu da şu olacak. İlk başta bir geçen hafta ne yaptık onu bir kısaca özetleyeceğim. Çok kısa. Burada da bilim ve sanatın tanımlarını vereceğim. Ardından da bilimin temel özellikleri özür dilerim. Bilimin temel özelliklerini de peşinden vereceğim. Ve daha sonrasında aslında geçen hafta size sunmadığım, sizden gizlediğim bilim ve sanatın farklı anlamları var. Bunları vereceğim ve bu temelde zaten bilim ve sanatı birbirine yaklaştırmaya çalışacağım. Ardından temel ortaklığa dikkat çekeceğim bilim ve sanattaki. Daha sonrasında bilim ve sanattaki benzerliklere dikkat çekeceğim. Ve bu farklılaşmaların temel bir sebebini dile getireceğim. Ardından birbirleriyle nasıl bir etkileşim olmuş tarihsel süreçte ve yeni imkanlar neler olabilir? Bunları dile getirip semineri sonlandıracağım diyebilirim. Şimdi dediğim gibi ilk olarak geçen hafta neler yaptık? Kısaca neler konuştuk ve bunları şey yapalım, ifade edelim tekrar da. O da tanımlardan bahsetmiştik uzun uzun. Bilime dair 6-7 tanım vermiştik. Kapsayıcı olan bir tanesi mesela şuydu. Akıl ve gözleme dayalı, rasyonel bir metodolojiyi takip eden ve çeşitli sınamalardan geçmiş, nesnel ve sistematik bilgi üreten insanın pratik bir faaliyetidir. Dediğim gibi oldukça kapsayıcı bir tanım. Bilim için geçen hafta bunu farklı tanımlamalarda ifade etmiştik. Peki sanata ne demiştik? Yine kapsayıcı bir tanım olarak şunu söyleyebiliriz. Olayları, olguları, süreçleri gerçekliğe uygun basitleştirerek, taklit ederek, ahenkli tanımlayarak, belirli ölçüde hoş avulmayı kabul ederek güzel, yapıcı ve etkileyici duygular ve düşünceler yaratma ve heyecanlandırma faaliyeti, etkinliği olarak ifade edebiliriz sanatı da. Ve bilim ve sanat arasındaki temel farklara uzun uzun değinmiştik. Zaten bu farklar üzerine kurmuştuk seminerimizi. Şimdi bunları tabii ki açıklamadan sadece birer birer iddialar, önermeler şeklinde ifade edelim. Bunlardan ilki, bilim ve sanat arasındaki temel farklardan ilki, bilim objektiftir, yani nesneldir. Sanat ise subjektif, yani öznel. İkinci olarak bilim rasyoneldir, sanat ise sezgisel. Üçüncü olarak bilimde amaçlanan doğru, kesin, mutlak. Sanatta amaçlanansa güzel, biricik, özgün olan. Dördüncü olarak bilim niceliksel, sanat ise nitelikseldir. Beşinci olarak bilim evrensel, sanat ise bireysel, tikel. Altıncı olarak bilim ilerler, birikimsel bir ilerleme vardır. Sanatta ise bir ilerlemeden bahsedilemez. Yedinci olarak bilimde nedensellik söz konusu, sanat ise bilakis nedensizliğe dayanır. Nedenin olduğu yerde sanat olmaz. Ve son olarak hayatı bilim direkt olarak etkiliyor. Sanat ise çok uzun vadede ve dolaylı etkiliyor. Bu noktada da teknik ve teknolojiyi düşünürsek bilimin hayatı nasıl direkt etkilediğini somut olarak ele alabiliriz, düşünebiliriz. Sanat ise uzun vadede ve dolaylı bu bakımdan. Dediğim gibi temel farklar bunlardı. Bunlara şimdi çok değinmeyeceğiz. Evet, dediğim gibi burada kendimize sormamız gereken soru şu şimdi. Peki bilim ve sanat için insanın her döneminde ve dünyanın her yerinde bu tanımlar mı yapılmıştır? Yoksa farklı tanımlar, anlamlandırmalar mümkün müdür? Şimdi Grekler antik düşüncenin, antik çağın önemli bir milleti olan Grekler hem bilim için hem de sanat için tek bir kelime, kavram kullanmıştır. O da nedir? Tekne dedikleri bir kavram. Peki bu ne anlama geliyor? Onun tanımını verelim. Oldukça uzun. Buna yapabilme gücü, kabiliyet, yetenek, zanaat, bir şeyi yapmanın düzenli yöntemi, kurnazlık,
Marifet, hileli bir şeyi yapabilmenin ya da elde edebilmenin yolu, yordamı, tarzı, adeti, aleti olan araç. Sanat, beceri, zanaat, meslek, bir sanat ürünü veya eseri. Bilgi, bilim, uğraşı, el işi, teknik, bir şeyin öğrenilmesine ilişkin yazı ya da kılavuz gibi çok farklı anlamları var. Bu farklı anlamları çok nereden kaynaklanıyor? Neden bu kadar çok anlama sahip? Çünkü Grekçe işte ilk yazılı eserleri M.Ö. 8. yüzyıldan beri elimizde var. Duymuşsunuzdur Homer'in Odiseyusu olsun, İlyadası olsun ya da Herodot'un tarihi olsun elimizde. Daha sonra da işte felsefe kanalından bize gelen çok eser var. O da işte Sokrates, Platon ve Aristoteles çizgisinde. Bu yüzden yaklaşık 2800 yıllık bir Grekçe düşünce tarihi elimizde ve bu bakımdan da bu 2500 yıllık süreçte bu anlamlarda kullanılmış tekne. Burada dikkatinizi çektiyse bir zanaat, sanat, bilgi, bilim gibi farklı kavramları tek bir kelimeyle, tek bir kavramla, o da tekneyle karşılıyorlar. Ama günümüzde böyle bir durum yok. Şimdi konuşacağız bunun üzerine. Peki farklı kültürlerde, özellikle eski kültürlerde ve eski düşüncede başka bir karşılık var mıdır bunun için? Bilim ve sanatı böyle ayrıştırmayan, farklı kullanmayan, tek bir şeyde birleştiren kavramda. Evet var. Latince'de de buna çok benzer bir şekilde bir kavram kullanılıyor. Ona da arts. Bugün günümüzde art dediğimizin kökeni aslında. Nedir onun anlamı? Yöntem, usul, vasıta, sanat, zanaat, ustalık, yetenek, hüner, herhangi bir sanattaki hüner yani. Bilgi, bilim, kuram, sanat eseri, ahlaksal nitelik, erdem, oyun, hile, des ise kurnazlık gibi tanımları var. Yine dikkatinizi çekmek istediğim yolda sanat, zanaat, bilgi ve bilim için Latince'de tek bir kavram kullanılıyor. Tabii bu ilk dönem için konuşuyorum. Daha sonra onlar da o dillerde de ölü değilse şayet değil bu ayrımlara gidilmiş olabilir. Ama ilk türeyiş itibariyle bilgi, bilim, sanat, zanaat için tek bir kavram. O da ars yani art kavramı kullanılıyor. Yine sizden aslında gizlediğim bir anlamda sanatın TDK'ya göre beşinci anlamı da zanaat mesela. Şimdi bu bakımdan hem tekne hem de ars şu şekilde kullanılıyor. Bir nesneler sınıfından daha ziyade insanlardaki imal ve icra etme yeteneğini ifade ediyorlar. Bundan dolayı da tekne eski dünyada tıp ve hani askeri stratejiden tutun da çömlekçilik ve şiire kadar uzanan çeşitli sanatların icrası için kullanılan bir terimdi. Yani örneğin çömlekçilik zanaatiyle şiir sanatının ortak paydası neydi? Her ikisinde bir şeyi ustalıklı ve incelikli biçimde yapabilme becerisini veya yeteneğin sonucu olmalarıydı. Yani düşünün çömlekçiliği, şiiri, askeri stratejiyi buluşturan şey bir kavram, bir tekne kavramı. Eski çağların birçok dilinde karşılaşılan bu sanat ile zanaat özdeşliği daha sonra ne zaman değişti? Güzel sanatlar yani beaux arts denen kavramın ortaya çıkmasıyla yeni bir yara, yani bir yarar amacı taşıyan nesnelerin üretilmesiyle kullanılmak amacıyla değil de hiçbir çıkar gözetmeksizin yalnızca hoşlanmak amacıyla seyredilmek için nesneler üretilmesinin ayrılmasıyla ortadan kalkmıştır. Uzun bir cümle kurmuşum. Yani çok basitçe bir yarar ya da fayda için bir nesne üretildiğinde bunu zanaat olarak görülürken modern çağla birlikte hiçbir yarar ya da fayda gözetmeksizin sadece hoşa gitme, zevk alma nesnesi üretiliyorsa buna sanat, güzel sanat denmiştir diyebiliriz. Özellikle 17, 18, 19. yüzyıllarda süregelen sanayi devrimi de bu bağlantıları değişikliğe uğratmıştır. Bu zanaat, sanat, zevk, güzel bilgi arasındaki özellikle Alman filozof Immanuel Kant da yer gücünün eleştirisinde bu ayrımı teorik olarak temellendirmiştir. O da nedir? Sanat ile bilgiyi, öte yandan da sanat ile tekniği birbirinden ayırmıştır. Yani sanatın bilgiyle bir ilişkisi yok, sanatın teknikle bir ilişkisi yok. Ama biz bu klasik tanımlarda, tekne ve arsa dair klasik tanımlarda ne demiştik? Sanat, bilgi, teknik, zanaat gibi şeyleri tek bir şekilde karşılaşıyorduk. Bu ayrıştırma çok daha görece yeni, dediğim gibi 17. yüzyılda gerçekleşmiştir.
18. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise sanatçı kelimesiyle zanaatçı kelimesi birbirinin karşıt anlamlısı haline gelmişti. Ne bakımdan? Sanatçı güzel sanat eserlerinin yaratıcısı olarak kullanılırken zanaatçı sadece faydalı ya da eğlenceli şeyler yapan birisi olarak ifade ediliyordu. Dikkatinizi çekin, bu 18. yüzyılda gerçekleşmiş bir ayrımdır. Tekrar ifade edeyim ki marangozluk, mimarlık, tıp, resim, gramer, retorik, mantık, aritmatik, geometri, astronomi, müzik, bunların hepsi klasik dönemde sanattı. Hepsi sanat başlığı altında ele alınıyordu. Modern zamanda gerçekleşen bu ayrımı şöyle bir tabloyla netleştirelim şimdi. Bölünmeden önceden kalırsa klasik dönem 18. yüzyıl öncesi, bölünmeden sonrası ise 18. yüzyıl sonrası. Sanatçı ve zanaatçı aynı kişi. Bir ayrım yok. Sanatçı ve zanaatçı daha sonra 18. yüzyıl ayrılıyor. Dedim ki bazı temel özelliklerini burada ifade ediyor. Yetenek belirleyici olan burada. Sanat için mesela deha. Yani yaratıcılık. Zanaatçı için kural ortaya çıkıyor. Yine sanatçı ve zanaat bölünmeden önce esinlenme önemli bir faktörken sanatçı da bu sürüyor. Bu anlam sanatçı da devam ediyor esinlenme. Lakin zanaatçı için esinlenmeden artık bahsetmiyoruz. O hesap adamı. Yine bölünmeden önce dediğim gibi hüner çok belirleyici noktada. Sanatçı ismi hünerden ziyade kendiliğindenlik. Zanaatçı için yine dediğim gibi hüner, beceri. Bu Türkçe'de böyle bir net ayrım yok ama hünerle beceri arasında. Zanaatçı için beceri diyebiliriz. Özellikle bedensel beceri. Yani el becerisi. Hep kullanılır ya el becerisi, el işi gibi. Böyle düşünebiliriz bu beceriyi. Bu bakımdan bölünmeden önce yeniden üretici hayal gücü. Bu ne demek? Taklite dayalı bir yaratım söz konusu eskilikte. Ama şimdi günümüzde bu bölünmeden sonra sanatçı yeniden üretmez. Yaratıcı hayal gücüne sahip. Zanaatçı ise yeniden üretici hayal gücüne sahip. Ki burada yine altında hemen şey yaparsak, bakarsak taklit ediyor. Zanaatçı bir eseri taklit ederek benzerini ortaya çıkarıyor. Sanatçı ise yaratıcı hayal gücüyle orijinal bir şey ortaya koyuyor diyebiliriz. Bu bakımdan yaratım çok önemli sanatçıda. Zanaatçıda bir tür kopyalama işte taklit söz konusu. Son olarak da bölünmeden önce bu hizmet ediyor. Yani üretilen eser, üretilen her neyse sanatçının ürettiği o nasıl diyeyim işe yararlığa sahip ve hizmet ediyor insana, topluma. Bu değişebilir. Sanatçı da ise böyle bir şey olmazsa olmaz değil. Sanat eseri için bölünmeden sonra konuşuyorum tabii ki. Onun için sanat eseri bir özgürlük alanı, bir oyun olarak düşünülebilir. Zanaatçı için ise tamamen yarar var onda ve bu bakımdan da bir ticaret nesnesi aynı zamanda. Yani ona para kazandıran bir şey olarak ifade edilebilir. Dediğim gibi bu bölünme 18. yüzyılda temel olarak gerçekleşti. O zamana kadar sanatçı ve zanaatçı arasında böyle bir ikilik net olarak kullanılmazdı. Şimdi dediğim gibi bu yeni tanımlarla ve bu bölünmeye dikkat çektikten sonra temel ortaklığa, bilim ve sanatın aslında yaklaştıran temel ortaklığa geçelim. O da çok aslında basit görünen ama çok önemli bir noktaya getireceğimiz bir şey. O da bilimi ve sanatı yapanın, yani yaratanın insan olduğu gerçeği. Yani bilgi doğada kendiliğinden oluşmuyor. Bilgiyi de insan üretiyor. Biz sanat için bunu çok kolay kabul ederken, çok doğal görürken, yani sanat için insan gerekir derken, bilgi için biraz öyle düşünmüyoruz. Ama bilgi de doğada kendiliğinden oluşmuyor. O da insan faktörüyle ortaya çıkan bir eser diyebiliriz. Bu bakımdan ya da işte sanat ve bilimin her ikisi de yalnızca insana özgü ve bir hayvanın yapabileceği herhangi bir şeyin tamamen dışında olan eylemler. Diyebiliriz. Ve yani şunu çok net söylemiştik işte bilim akılla, sanat ise duygularla ilişkili. Tamam da insan hem akıllı hem de duygulu bir varlık. Ayrıca yine bu insan ortaklığını şu anda açmaya şey yapıyorum arkadaşlar ifadelerini. O da şu mesela bir tane. Her ikisi de süre giden hayatı deneyimler.
Ve o deneyimi yeniden üreterek deneyimin bir parçası da olurlar. Yani ikisi de insan hayatının birer parçası. Yani laboratuvarında çalışan bir bilim insanı ile atölyesinde önündeki taşı sabırla yontan bir sanatçı, her ikisi de çalışmasını kurarken aynı zamanda kendi hayatlarını da kuruyorlar. Yani hem bireysel hem de toplumsal anlamda, toplumsal temelde. Hayatlarının bir parçası bu. Hem sanat hem de bilim, insanların önce doğaya karşı verdikleri mücadelede, sonra kendi bireysel gelişmelerinde ve kendilerini anlama çabalarında önemli bir araç haline geldi. Yani sanat hayatı temsil ve hayal ederek bunu yapıyor. Bilim ise gözleyerek ve modeller kurarak açıklamaya çalışıyor. Ancak çıkış noktaları hep hayatla ilgili. Ve yani öznel bu nesnel karşıtlığını birleştiren ki temel ayrımlardan biri bilim ve sanat için bir yaratık yani bir insan bunu birleştiren şey insanda gerçekleşiyor bu. Ve bilim felsefesi özellikle 20. ve 19. yüzyıldaki şeyler bize şunu gösterdi ki her şeyden önce bilimin de diğer edimler gibi, diğer faaliyetler gibi bir insan uğraşı olduğunu ve insana dair tüm hırslar, hayaller, zaaflar yani onu, insanın yansıtmalarına içkin olduğunu ortaya koyuyor. Bilimsel çalışmalarımız da bizim bilincimizin ya da bilinç dışımızdan muaf değiller. Bu hırslar, hayaller, zaaflar ya da bir kuramı kurarken ortaya koyulan iddia, öznellik, nesnellik bağlamında bilimi sanata yaklaştıran bir noktayı oluşturuyor. Biz bilimi bu yönüyle sanattan hep uzaklaştırmaya çalıştık ama az sonra göreceğiz benzerlikler üzerinden de bilim böylesine saf, hayattan, düşünceden, dilden bağımsız olarak gerçekleştirilen bir faaliyet değil. Bu bakımdan da özne o bilimsel faaliyetin dışından çıkamadığı için öznel olmak zorunluluğunu taşıyor. Bilimin yaptığı şey bu özneyi mümkün olduğunca süreçten faaliyetin dışına çıkarmaya çalışmak. Tamam. Ama bu ne kadar gerçekleştiriliyor? Ve tam olarak gerçekleştirilemediği sürece de bu bakımdan da sanatın o öznel tarafına yaklaştığını ifade edebiliriz. Şimdi bilim ve sanatın benzerliklerine değineceğim arkadaşlar. Ve bunu yaparken de geçen haftayı ara sıra hatırlatacağım sizlere ne şekilde ifade ettiğimizi bazı şeyleri. İlk benzerlik yaratıcılık. Hep sanat için bunu çok kolay kullanır ve ifade ederiz biz. Sanat için yaratıcılık gerekir. Bilim için gerekir mi? Kesinlikle gerekir. Emin olabilirsiniz buna. Şöyle ki, yani bilimle sanat dünyayı yaratıcı yönden kavramanın farklı biçimleri. Sanatın da bilimin de olmazsa olmazlarından biridir bu. Çünkü yaratıcı etkinlik sonucunda daha önce var olmayan bir şeyin bir insan başarısı olarak ortaya konulması yalnızca sanat için değil aynı zamanda bilim için de söz konusu. Yaratıcılık bu iki alanın kesişme noktalarından biri. Önemli bilimsel buluşların temelinde yaratıcılık olduğu gibi kayda değer sanatsal çalışmaların arka planında da yaratıcılık vardır diyebiliriz. Bu mesela tasarım kavramı bunu bence biraz daha somutlaştıran bir şey. Tasarım kavramı sanat ve bilimi aynı köke bağlamış ve bir kere daha birbirlerine yaklaşmışlardı. Bu kavramın özünde ise yaratıcılık vardır. Bilim de tasarı kurar değil mi arkadaşlar? Bunu hepimiz biliriz. Bu tasarımların peki özneyle, özgür düşünceyle sizce ilişkisi nedir? Bu bakımdan tasarım yaratıcılığın farklı bir biçim almış halidir diyebiliriz. Bilimdeki yaratıcılık aklın mevcudu olanı aşarak zihinsel spekülasyonlarla daha ileriye gitmesi şeklinde tezahür eder. Yani bu ne demek? Bilim yalnızca mevcut olanı açıklamak mıdır? Yoksa o mevcudu da aşıp onun arkasında yatan ya da altında yatan yapıyı ifade etmesi midir? İşte biz geçen hafta sadece olanı açıklamak şeklinde ifade etmiştik. Ancak olanı açıklamak empirik düzeyde bir bilim yaptırır bize. Ancak yine çok fazla değinmeyeceğim ama artık işte kuantum fiziği, atom altı fiziği dediğimiz şey bize söylediği şey şu oluyor. Nedir o? Artık olanı mevcudu değil, o olanın altında yatan yapıyı açıklamak ve bu bakımdan da spekülasyonlar yapmak bilimsel bir faaliyete dönüştü. Ve bu da ancak yaratıcılıkla beraber yürüyebilecek bir şey. Yaratıcı sanatsal etkinliğin temel özelliklerinden birinin gerçeklikte daha önce var olmayan ya da öyle olmayan bir şeyi bir insan başarısı olarak ortaya koymak olduğunu söylenebilir.
Bunu zaten ifade için tekrar etmeyeyim arkadaşlar. Bu bakımdan bilimsel faaliyette sonucu ortaya çıkan her neyse, bu bir bilgi olabilir, bir teknik olabilir, teknoloji olabilir. İnsanın yaratıcılığının içinde olduğu bir faaliyete dönüşmüş oluyor. İkinci benzerlik olarak yenilik. Nedir bu anlamda yenilik? Bu da yaratıcılıkla kesinlikle ilgili. Şöyle ki, bilimde, sanatta yenilik peşinde olan iki alan. Bilim hipotezleri çürüterek, üzerine yenilerini eklerken, sanat ise ön yargılı bakış ve çağın gereklerinin ve dönüşümlerinin gerisinde kalmış olan eski anlayış ve kuramlarını yok edip yenilerini ortaya atmaya yönelik çabalar içerisindedir. Bu nedenle daima bir önceki akım ve genel geçer ön yargılara birer tepki olarak geliştirilen yeni akım ve kavramlar ortaya çıkartır. Fark, bilimdeki yeniliğin bir sonuç, sanattakinin ise amaç olmasıdır. Farklılaşma burada yatıyor. Yine geçen hafta amaç ve araç farklılığına değinmiştik bilim ve sanattaki. Bu bakımdan bilimsel faaliyetteki yeni olan şey bilimsel faaliyetin sonucu oluyor, çıktısı oluyor. Ancak tabii ki yine de yeni, bu sıfata sahip. Sanattaki ise sanatta yenilik amaçlanıyor. Ortaya konulan sanat eserinde zaten yeni olan şey amaçlanan şey oluyor. Bu bakımdan ikisinden de yenilik önemli birer etken, benzerlik. Üçüncü benzerlik toplumsal konumları. Özellikle bu 18. yüzyıldaki ayrışmayla beraber bu gerçekleşti. Nedir o? İşte modernizm, romantik bir söylemle sanatçıyı yücelterek büyük ölçüde yaşamın dışına çıkarmış, sanatı ve üretimi, sanatçıyı ve izleyiciyi farklılaştırmış, birbirinden ayırmıştır. Sanat belli üstün yetenekli bireylerin eğilimi olarak görülmeye başlanınca, toplumdaki diğer bireyler sadece pasif bir izleyici durumuna indirgenmiştir. Ne demiştik? Sanatçı artık bir deha, değil mi? O herkeste deha değil. O zaman işte sanatçı böyle bir ayrışma içine giriyor. Aynı şey bilim açısından da gerçekleşti. O da şöyle, bilim insanına atfeden ulu payı, onu sadece toplumdan soyutlamakta kalmaz, aynı zamanda bilimin olması gereken toplumsal yönünde zarar verip meşruiyet kaybına yol açar. Bu kısım bizi ilgilendirmiyor. İlgilendiren şey şu, bilime olan işte güvenin, inancın artması ve hakikati elde ettiklerini, hakikati dile getirdiklerini ifade etmeleri bilim insanına ulu bir paye veriyor. Ve bu da gerçekten onları toplumsal olandan, toplumsallıktan uzaklaştıran şey haline dönüşüyor. Yani bilim insanının çalışmasının içinden çıktığı topluma ve kültüre yabancılaşması gerçekleşerek toplumsal olandan uzaklaşıyor. Tekrar edecek olursam basit bir şekilde, sanatçı bir deha olarak toplumundan uzaklaşırken, bilim adamı da bilimsel hakikati ya da gerçeği dile getirmesiyle toplumundan uzaklaşıyor. Bu bakımdan da benzeşiyorlar. Dördüncü benzerlik mantıksallık, tutarlılık. Hep bilimin rasyonel, sanatın ise sezgisel olduğunu ifade etmiştik. Ama mutlak anlamda bu geçerli mi? Yani ne demek bu? Şöyle ifade edeceğim. Bir soruyla da size soracağım. Bir diğer benzer nokta, her iki alanda akla uygunluğu referans alıyor. Akla uygunluk, tutarlılık ya da mantıksallık diyebiliriz buna. Rasyoneliteden bahsetmiyorum. Bir sanat yapıtı ne kadar deneysel olursa olsun, yapıtın kendi içinde tutarlı olan bir mantığı vardır. Şey bir iddia, güzel bir iddia. Yani mesela diyor ki, bir bilim kurgu romanı ya da sürrealist bir tablo. İç tutarlık diye adlandırılan kendi içinde mantıksal bir dizge takip eder. Şayet takip etmekse ne olur? Takip etmezse biz o sanat nesnesiyle ilişki kuramayız. Bu net olarak söyleyeyim. Örnek vereyim. Hiç anlamadığımız bir roman ya da hikaye okudunuz mu? Yani şayet hayırsa buna cevap, demek ki o sanat eseriyle bir ilişki kuruyoruz. Ve bu ilişki de işte o eserdeki tutarlılık, iç tutarlılık, mantıksallık üzerinden oluyor. Şayet hiç anlamadığınız bir roman ya da hikaye okuduysanız, zaten buna neden sanat eseri diyelim? Bu bakımdan sanat eseri içerisinde de bir tutarlılık, mantıksallık, bir akla dayalı dizginin olması zaruri ve bu bakımdan da bilimle benzeşirler. Bir diğer benzerlik ise yöntemde, daha doğrusu yöntemsellikte. Yine yönteme dair geçen hafta konuşmuş ve bilimin yönteminin niceliksel ve rasyonel bir yöntem, sanatın yöntemi ise niteliksel ve sezgisel bir yöntem olduğunu söylemiştik.
Bu bakımdan bilim ve sanatın yöntemleri farklı olabilir. Ancak belirli bir yöntem ya da yöntemleriyle var olurlar. Yani var olma tarzları belli bir yöntemi zorunlu kılıyor. Ya bilimde bu yöntem tüme varım, tümden gelim, yanlışlamacılık gibi şeyler olurken sanatta çok daha farklı şekiller alabiliyor. Örneğin edebiyatta üslubun, sinemada ise kameranın, ışığın belirli şekillerle kullanılması olabilmekte bu yöntem. Yani dediğim gibi üslup edebiyatta bir yöntemi, sinemada ise kameranın kullanımı, ışığın kullanımı ve diğer sanat dallarına da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Resimde renklerin, ışığın, gölgenin kullanımı gibi şeyler belli bir yöntemi ifade ediyor aslında. Ve bu bakımdan da aynı yöntem olmasa da yöntemsel oluşları dolayısıyla bilim ve sanat benzeşiyorlar. Altıncı olarak dili şey yapalım arkadaşlar, konuşalım. Bu da aslında çok göz ardı edilen ama çok temelde yatan, belki de bu kadar temelde oluşu dolayısıyla göz ardı edilen kolayca bir şey. Yani bütün bu ortak unsurların hepsinden önce sanatla bilimi birbirine yaklaştıran en önemli nokta dildir. Saussure'a göre bir dil bilimci, dil bilimi kurucusu diyebiliriz. Dili birey ne tek başına yaratabilir ne de değiştirebilir. Bunu bireyden çıkarıp yorumlarsak ne bir meslek ya da anlayış bir dili yaratabilir ne de değiştirebilir. Yani ne bilim ne de sanat kendi başına bir dili yaratabilir ya da değiştirebilir. Kendi özel kavramlarından, terimlerinden oluşan bir kelime hazineleri olabilir şüphesiz. Ancak bu özel hazineleri birleştiren genel bir şemsiye altında yer alan kelimeler, terimler bunlardan misliyle fazladır. Bilimsel herhangi bir argüman, tez okuduğunuzda acaba ne kadarı o bilimsel terimdir? Yok, ne kadarı gündelik dilimizin parçasıdır noktasında düşünebiliriz. Ayrıca dilin grameri de vardır ki o ne bilimsel çalışmalarda ne de sanatsal çalışmalarda değişmez. Bu bakımdan dil, bilim ve sanatın temel bir ortak paydasıdır diyebiliriz. Dediğim gibi madem dil konuşuyoruz, edebiyat eserini, edebiyat sanatına dair bir eser düşünün. Ve ondaki dil ile bilimsel bir çalışmadaki dil ne kadar farklılaşıyor? Düşünürsek aslında dilin çok bilimi ve sanatı benzeştiren temel noktalardan biri olduğunu görmemek imkansız arkadaşlar. Bir diğer benzerlik amaçlar, hedefler noktasında ortaya çıkıyor. Yine ayrıştırmıştık hatırlarsanız amaçları ve hedefleri noktasında bilim ve sanatın amacının farklı olduğunu. Ama birleştirebileceğimiz noktalar da var. İşleyiş ya da oluş bakımından bilim ve sanat bir eksikliğin, bir ihtiyacın giderilmesi noktasında benzeşiyorlar. İkisi de bir ihtiyacın binaen ortaya çıkmış ve bu giderilmesiyle şey oluyor. Bu bağlamda sanat ve bilimin aramak fiilinin etrafında gelişmiş, ana damarları çakışan iki insan uğraşıdır demek yanlış olmaz. Ayrıca heyecan, merak, ilgi yoksa gerçekliği aramak bilim içinde imkansız olacaktır. Biz duygulardan hep sanatla ilişkili olarak kullanmıştık, konuşmuştuk. Ama şimdi heyecan yok, merak yok ya da ilgi yok. O zaman bilim adamı gerçekliği arayışa nasıl yönelecek ki? Bu önemli bir soru diye düşünüyorum. Etrafımızdaki dünyayı anlama ve tanımlama çabası ortak amaçlarındandır. Yine. Her ikisi de merak, keşif, dünya veya kendisi hakkında bilgi edinme arzusu tarafından yönlendirilirler. Bunlar hep ortaklıkları olarak ifade edilebilir. Her ikisi de nihai hedef olarak ise, yine ortak yönleri olarak düşünüyorum bunu, nihai hedef olaraksa yaşamı daha katlanılabilir, yani kolaylaştırabilir bir şekilde dönüştürmek istiyorlar. Mesela bilim bunu doğal afetleri önleyerek, hastalıkları yok ederek gerçekleştirirken sanat yaşanılan içsel acıları hafifleterek, yine içsel duyguları dışa vurarak gerçekleştiriyor. Ve bu insan hayatını gerek bilimin yaptıkları, gerekse sanatın yaptıkları kolaylaştırıyorlar diyebiliriz. Bu bakımdan da ortaklaşıyorlar diyebiliriz. Bir diğer benzerlik çalışma konuları. Nedir bu noktada benzerlik? Sanatçılar ve bilim adamları aynı konuya ilgi duyabilirler. Ne gibi? Ressamlar ve coğrafyacılar için doğaya karşı aynı tutkuyu paylaşabilirler. Romancılar ve psikologlar insan ilişkilerine, şairler ve biyologlar bilinçliliğin doğasına ilgi duyabilirler.
sanatçıları ve bilim adamları birbirinden ayıran şey onların neyin ilgilendirdiği değil, ilgilendikleri şeyle nasıl ilgilendikleridir. Şimdi tekrar yani pek çok romanda karakter tahlillerine, insan psikolojilerinin nasıl olduğuna dair betimlemelerle karşılaşırız. Bu bakımdan da bunu konu edinirler romanlar mesela. Aynı konu psikologlar için de bir çalışma nesnesidir. Yani insanı tahlil etmek, o psişenin duygulanımlarını ifade etmek psikologların da konusudur. Ya da yine bu bakımdan biyologlar da bilinçlilik, insan bilinçliliği üzerine düşünüp çeşitli teoriler, fikirler öne sürebilirler. Şairler de kesinlikle bunları duygusal olarak betimleyebilirler. Bu bakımdan çalışma konularındaki benzerlik de bilim ve sanatı birbirine yaklaştırır diyebiliriz. Bir başka benzerlik hayal gücü, imge kullanımı. Yine biz geçen hafta ilk sunumda, ilk seminerde hayal gücünü hep sanatsal olanla ilgili olarak konuşmuştuk. Acaba gerçekten öyle mi? Bilimde hayal gücünün bir işlevi, bir yeri var mı, yok mu? Bunu biraz düşünelim. Aslında bilim de sanat da yaratım aşamasında imgeye başvurur. Yani hayale diyebiliriz. Tam olarak denmese de denebilir. Ancak bu iki alanda imge kullanımı farklıdır. Bakalım nasıl oluyor bu? Her iki alanda hayallerini gerçekliğe dönüştürmek ister. Her iki alanda da anlam arayışına bir çeşit imgelemle başlanır. Arayış bu imgelem üzerine kurulur. Bakalım ama kullanımı nasıl farklı? Bununla birlikte bu imgelerin bazılarında akli öğeler, mantıki işleyiş diğerlerine nazaran daha fazla kendini ifade etmektedir. Örneğin edebiyata özgü olan malzeme sözdür. Doğal olarak söz, renk ve sese nazaran olayları ve özellikle de tarihi olayları yansıtmakta ve ifade etmekte daha geniş imkanlara sahiptir. Çünkü söz anlam ifade etmektedir. Her bir kelimenin bir anlamı vardır. Bir anlamı derken tekil bir anlamdan bahsetmiyorum. Anlamı vardır yani. Çoğul olabilir bu anlam. Renk ve ses için ise bu söylenemez. Peki bu bakımdan Einstein'a biraz başvuracağım. İmgenin nasıl kullanıldığını bilimde göstermek noktasında güzel bir örnek olduğu için. Einstein'ın fikri bu hayal gücünün bilimde kullanılmasına dair şu. O bir bilim insanı için hayal gücünün bilgiden daha önemli olduğunu ve bilim insanlarının aynı zamanda sanatçı olduklarını söylemiş. Peki sizce neden bu fikirde? Cevap şu şekilde olacak. Çünkü o kendi fiziğini inşa ederken o temel göreliliğini, genel göreliliği, başlangıç noktası bir imgeydi Einstein'ın. Neydi o imge? Einstein bir ışık ışının üzerinde oturduğunu ve bir aynaya doğru gittiğini hayal ediyor, imgeliyor. Ve bu imgeyle birlikte sorduğu soru şu. Peki giderken kendimi aynada görebilir miyim? Şimdi bunu biraz açayım. Hani teknik bir şey olabilir. Işık hızından daha fazla, daha hızlı bir hareketin mümkün olmadığına dair bir yargıya sahip Einstein. Ve dediğim gibi şunu hayal ediyor. Bu ışık ışının üzerinde oturuyor Einstein. Ve o da aynaya gidiyor. O ışık ışını aynaya giderken kendisini görebilmesinin yolu yansımasının ona geri gelmesi. Ancak bu ışık ışınından daha hızlı giden herhangi bir şey yok. O bakımdan o ışık ışının üzerinde oturduğu anda aynada kendisini göremiyor olması lazım. Anlatabildim mi? Dilerim anlatabilmişimdir. Bu biraz şey bir mesele, karışık bir mesele olmasına rağmen. Einstein böyle bir imgelemeyle, böyle bir hayalle kendi görüşlerini oluşturmaya başlıyor diyebiliriz. Bu bakımdan da dediğim gibi bu imge kullanımı, hayali şu anda doğayı en keskin şekilde ifade eden Einstein'ın göreli özel şeyini ve genel teorisini kesinlikle güzel bir şekilde açıklıyor diyebiliriz. Bu şekilde harekete başlaması. Şimdi biraz daha farklılıkların neden olduğunu değineceğiz. Geçen hafta farklılıkları ifade ettik ama bu neden acaba gerçekleşiyor? Bunda neyin katkısı var dediğimizde yine insan faktörünü görüyoruz. O da şöyle ki yani bilim ve sanat kendinde özsel anlamları olan birer faaliyet değil. Anlamlarını ve karşılıklılığını insanın bu faaliyeti gerçekleştirirken süreçte kazanıyorlar.
Ki dedik 18. yüzyıla kadar farklı bir anlam verilmişken 18. yüzyıldan sonra farklı anlamlar verilmiş. Yani bu bakımdan bilim ve sanata antik çağdaki Grekler insanlığın bu iki etkinliğini yaklaştıran anlamlar vermişken çağımızda bu etkinlikler giderek birbirinden uzaklaşıyor. Öyleyse diyebiliriz ki kesinlikle bunu insan yapıyor. İnsan bilim ve sanatı birbirine yaklaştıran, uzaklaştıran faktör. Peki, estetik olanın ve işlevsel olanın ayrışması çağımızda bilim ve sanatın ayrışmasına yönelik örneklerin en temelidir. Bugün biz estetik olan, güzel olanı işlevsel olandan, yararlı olandan net bir şekilde ayırıyoruz. Bu bir tezahür işte. Bilim ve sanatın ayrışmasının bir tezahürü. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız bir şey oluyor. Bunun toplumdaki karşılığı sanat akademileriyle zanaat mektepleri ayrımı. Duymuşsunuzdur, şu aralar çok kullanılmıyor ama Türkiye'de de 60'lar, 70'ler, 80'lerde çokça açılan ve çokça kullanılan bir ifade zanaat mektepleri. Bu sanat akademileriyle bir karşıtlık ilişkisi içerisinde kullanılıyor. Sanat akademileri güzel olanın işte dehanın yer aldığı ve güzel olanın peşinde olunan mekanlar, kurumlarken zanaat mektepleri yarar amacı güden ve ortaya koyduğu nesnelerde yararlı olan nesne olan mekteplerdi. Yine bu kurumsallaşmaya şu şekilde yine bir örnek vereceğiz. Buna benzer toplumdaki başka bir durumda tüm eğitimin bilim ve sanatı birbirinden ayıracak şekilde kurumsallaşmış olmasıdır. Ne demek? Yine düşünelim beraber. Fen liseleri, teknik liseler ya da güzel sanatlar liseleri. Bunların ayrılması bilim ve sanat üzerine olan düşüncelerimizi daha çok erken yaşlarda şekillenmesine ve birbirlerini iten iki kavrama dönüşmesine yol açıyorlar. Ve böylece birleştirici değil, ayırıcı bir tavır toplumdan öğrenilmeye başlanıyor. Ve bu daha biz daha 15 yaşlardayken gerçekleşiyor. Yani biz ayırdık fen liselerini, teknik liselerini, güzel sanatlar liselerinden. Ve dolayısıyla bilim ve sanattan. Ve bu bakımdan insan çok belirleyici işte. Hep böyle mi ya da her coğrafyada her zaman böyle mi? Peki bu tavır? Yani çağımızdan bahsediyorum. Hayır, böyle değil. Kısaca şuna değineceğim. Bauhaus ekolüne değineceğim. O da yine 20. yüzyılda çağımızda Almanya'da ortaya çıkmış bir ekol, bir anlayış. Bu temelinde de bilimin ve sanatın ayrımına karşı çıkıyorlar. Sanat ve zanaati birleştirmeye ve dönüştürmeye hedefliyor Bauhaus ekolü. Temeldeki görüşleri bu. Bu bakımdan da geleneksel, yani temelinde yatan şey şu. Geleneksel akademik sanat eğitimi ve öğretiminin toplumun ihtiyaçlarına karşılık veremiyor. Bu bakımdan da hem sanatsal ihtiyacı hem toplumun o yararı peşinde koşan ihtiyacı karşılık vermek üzere bir anlayış geliştiriyor ve uygulamalar üretiyor. Mesela yine teorik olarak şey yapılması, estetik anlayışı, Bauhaus ekolünün estetik anlayışı, zanaat ve güzel sanatları, tekniği ve sanatı yararlı ve güzeli bütünleştirmeye yönelik. Bu yeni anlayışın temelinde endüstriyle sanatın, faydalıyla güzelin bütünleştirilmesi vardır. Bu bakımdan bilim ve sanatın bir aradılığına örnek bir ekol tavır diyebiliriz. Bu bakımdan güzel bir teşebbüs. Kesinlikle. Yani bunun bir sorun olduğunu, bilim ve sanatın böyle ayrıştırılmasının bir sorun yarattığını gören hem teorik çalışmalar hem de pratik çalışmalar var arkadaşlar. Bir başka başlık olarak şimdi bilim ve sanatın etkileşimleri peki nasıl gerçekleşiyor? Biraz buna bakalım. Hani biraz son olarak da buna bakalım diyebilirim arkadaşlar. O da şöyle. Öncelikle bilimin sanat ve sanatın bilim üzerindeki etkilerinin direkt ya da dolaylı olabileceğini ifade edelim. Ne demek bu? Şöyle. Fotoğraf makinesinin veya sinemanın icadı gibi bilimsel gelişmeler ile sanat alanının genişlemesi, yeni sanat dallarının ortaya çıkması, bilimin sanat üzerindeki direkt etkilerini bir örnek olarak gösterilebilir. Öyle değil mi? Şayet bu bilimsel gelişmeler yaşanmasaydı, bugün fotoğraf sanatından ya da sinema sanatından bahsedemezdik. Bu bilimin sanat üzerindeki direkt etkisi. Peki dolaylı ilişkiye bir örnek verelim. Sanatın bilim üzerindeki dolaylı ilişkisi. O da şu. Macar heykeltıraş Molly Nagy'nin Işık Moderatörü adında hareketli ve metal bir heykeli var.
Bu heykel ileriki yıllarda Ay'a giden bir işte uzay aracının modülü için, bir parçası için çıkış noktası oluşturuyor. Şimdi ve bu da sanatın bilim üzerindeki dolaylı bir etkisi olarak görülebilir. Ve bunu şey yapanlar, ifade edenler, bu işte uzaya giden araç üzerinde çalışanlar. Bu heykelden, hem hareketli hem de metal heykelden esinlendiklerini ve bu uzay aracının bir parçasını bu esinden hareketle yaptıklarını ifade ediyorlar. Ve bu da sanatın bilim üzerindeki dolaylı etkisi olarak ifade edilebilir. Başka örnekler de vereceğiz arkadaşlar. Ne mesela? Bilimsel keşifler sanatı teşvik etmektedir. Aynı şekilde edebi fantezi bilimsel faaliyete ivme de kazandırabilir. Örneğin Jules Verne'in 1865 yazında yazdığı, 1865'te yaz, Ay'a yolculuktan bir asır sonra bunun gerçekleşmesi bu edebi fantezinin teşvik edici rolü olduğunu işaret eder. Tabii ki böyle bir zorunlu ilişki ya da mutlak ilişki kurulamaz. Ancak Jules Verne'in bu eserinin milyonlarca insan tarafından okunduğunu düşünün. Ki okunmuş, yani o 1965'e kadar diyeyim. Ve ay yolculuk bu bakımdan insanda bir zihninde bir arzu, bir olgu olarak şekillenmiş. Ve bu da aya gitme fikrini olumlu yönde teşvik edici bir role sahip diyebiliriz. Bu da yine bir etkileşime, bir örnek olarak ifade edilebilir. Ya da yine bir örnek, Çekoslovak Karel Čapek, robot sözcüğünü ilk olarak kullanılan yazar. Robot kelimesi Çek diline göre esir anlamını taşıyor. Čapek 1921'de yazıyor. Rossum'un Evrensel Robotları adlı bir oyun. Ve bu oyunda robotların insanlar gibi işe gideceklerini, fabrikalarda çalışacaklarını ve bir süre sonra dünyayı yöneteceklerini anlatmış. Ve bizim ondan sonra bu 1921'deki bu eserden sonra robotlara verdiğimiz anlam da bu değil mi arkadaşlar? Yani insanlar gibi işe gidecekler, fabrikalarda çalışacaklar, bir süre sonra da dünya yönetecekler. Artık kavram değişti. Bunu robotlara yüklemiyoruz, bunu görevi, bu şeyi, niteliği. Yapay zeka yüklüyoruz. Yani günümüzde bizim yapay zeka yüklediğimiz anlam da budur. Ve bu bakımdan Çekoslovak yazar 1921'de yazdığı romanıyla bunu çok öncelemiş. Bu fikri bir sanat eserinde ifade etmiş. Yine bir başka etkileşim örneği olarak, mesela perspektifin sanatçının sanatı için kullandığı bir enstrüman olmasına rağmen 15. yüzyıla kadar matematiksel olarak formüle edilememiş. Yani bilimsel temellere oturtulamamış. Ancak perspektif, yanlış bilmiyorsam, yanlış okumadıysam 15. yüzyılda matematiksel temellere, bilimsel temellere kavuşuyor. Ama o güne kadar ressamlar perspektifi kullanıyorlar. Ya da Mısır'daki piramitler, Süleymaniye veya Selimiye camilerindeki estetik yaratımlardan çok sonra altın oran, Fibonacci dizilimi gibi matematiksel, bilimsel ifadeler şey olmaya başladı. Nasıl ifade edeyim? Geliştirildi ve onlardaki bu oran dolayısıyla estetik olduğu, güzel olduğu fikri ortaya çıktı. Ama ondan çok önce bu eserler ortaya koyuldu ve bunun herhangi bir bilimsel, matematiksel karşılığı bilinmedi. Bilim ve sanat arasındaki etkileşime başka bir örnek ise sanat terapisi olabilir arkadaşlar. Ne demek bu? Deneysel psikoloji teorileriyle sanatsal uygulamaların, ne gibi? Resim gibi, dans gibi, bir araya gelmesinin ruhsal ve fiziksel sağlığın korunmasında, hatta hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde, tedavi yan etkileriyle başa çıkmada olumlu etkileri olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiş bir şey. Bu bakımdan yine insan ortak paydasında buluşuyor sanat terapisiyle deneysel psikoloji ve sanatın burada iyileştirici yönünü bilimsel olarak da kanıtlanmış ve uygulamaya koyulmuş olduğunu söylemek mümkün. Bu da bilim ve sanatın etkileşimine güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ve bu sözlerimle de doğrusu sona yaklaşıyoruz. Dediğim gibi nelerden konuştuk? Yeni bir tanımlamanın yapıldığını günümüzde, tekne ve arts tanımlarının ise çok daha birleştirici, kapsayıcı olmasına rağmen 18. yüzyıldan sonra ayrıştırıcı tanımlamanın yapıldığından bahsettik. Daha sonra insanın
nasıl bu bilim ve sanatı birleştirebilecek ortak nokta olduğundan ve benzerlikleri üzerinden konuştuk. Farklılaştıran şeyin insan yine olduğunu konuştuk. Ne gibi? İşte sanat akademileri, zanaat mektepleri ya da fen liseleri, teknik liseler, güzel sanatlar liseleri gibi ayrımları yine insanların yaptığından konuştuk. Son olarak birbirleriyle etkileşimlerini de örnekler üzerinden konuştuk. Ve tamamlarken birkaç soruyla bitirmek istiyorum bu seminer arkadaşlar. Yani bu biraz da benim kendi fikrimi de ifade edip size de birkaç soru sorup bitireceğim. Bu da şu an insan ve faaliyetleri sadece bilimin mantığı ile incelenirse oldukça somut, maddeci, materyalist ve duygusuz kalıyor. Sadece sanat mantığı ile incelenirse de oldukça soyut, kuralsız ve duygusal bir dünya ortaya çıkıyor. Bu bir somut tespittir. Ve hani peki sanat nerede ve ne kadar ortaya çıkıyor dediğimizde şöyle şu kadar basit aslında sanatsal yaratımı insanın. Yine bu evrimsel bir bakıştan düşünürsek tehlikeden korunma amacıyla insan ilk insanlar bir sopaya sahip ve bunu vahşi hayvanlara karşı mücadelede kullanıyorlar. Ve fakat korunma amacıyla ilgisiz bir süs varsa şayet onda ve insan o süsü işlediyse işte sanat eyleminin işareti bu noktada başlıyor. Yani sanatsal faaliyet bu noktada başlıyor diyebiliriz. Sanat böylesine ihtiyaçtan uzaklaştıkça ya da ihtiyaç olmadığı anda ufak bir faaliyeti insanın onu bir sanatçıya dönüştüren şey olarak ortaya çıkıyor diyebilirim. Ve bu noktada kendimize bu bilim ve sanat ilişkisinde sormamız gereken hani kendimize son soru olarak şunu mu sormalıyız acaba? Yani insanlığın sonsuz merakı ve bilinmeyenlerle dolu bu evrende refah ya da toplumun yükselmesinde, insanın hem kendini hem de çevresini saran doğayı öğrenmesinde bilim mi daha önemlidir, sanat mı sorusunu mu sormalıyız kendimize? Yoksa bunu gerçekleştirirken sanat ve bilimi ayrı ayrı değil de bir arada ele alıp kullanmak mı amaçladığımız şey bizi yaklaştırır? Asıl sorulması gereken soru budur diye düşünüyorum. Yani bilim ve sanat mı tekil tekil bunu gerçekleştirir? Yoksa bilim ve sanatı ayrı ayrı değil de bir arada alıp değerlendirmek mi bize hem refahımızın yükselmesinde hem kendimizi hem de çevremizi sağan doğayı öğrenmemizde daha faydalı olur? Kendimize bu soruyu soralım bence arkadaşlar. Ve bu iki seminerden edindiğimiz bilgilerle bence hepimizin bir kanaati en azından oluşmuştur diye düşünüyorum. Ve sözlerimi tamamlıyorum ve teşekkürler ediyorum arkadaşlar size. Varsa sorularınız seve seve yanıtlarım. Herkes benimle aynı kanaatte, aynı fikirde olduğunu mu anlamalıyım bu sessizlikten? Sükût ikrardandır derler yani. O halde dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlere dikkatiniz ve ilginiz için. Dilerim sizin için ufacık da olsa bir katkım, faydam olmuştur sizlere. Birkaç bilgi kırıntısı olsun iletebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.